Yeni Ekonomi Bakanı'nı tanıyor musunuz diye soruyorum. Tanıyorum, tanıyorum. Kimdir? Emre Mamuoğlu. Efendim, Yeni Ekonomi Bakanımızı tanır mısınız diye soruyorum. Hayır, tanımak da istemiyorum. Peki, teşekkür ederim. Yeni Ekonomi Bakanı'nı tanıyor musunuz diye soruyorum. Ben hiç kullanmıyorum. Sigara mı oğlum bu? Abi, Yeni Ekonomi Bakanı'nı tanıyor musunuz? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek sizce ekonomideki problemleri giderebilir mi? Zannetmiyorum. Baştakiler gidermedikçe o hiçbir şey yapamaz. Yeni Ekonomi Bakanı'nı tanır mısınız? Tanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Halkbank'ı dolandıran adam. Yani ben demiyorum. Cumhurbaşkanımız diyor, diyordu. Peki yanında kim var? Yine bir başka isim. O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak özelleştirme yüksek kurulunun içinde olan Feridun Bilgin var. E hani bunlar dürüst ya? Dürüstlüğü bunlar... Gerek yok. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. Bitmedi. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Ve Halk Bankası'ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Şimdi ne oldu, geri geldi. Gerçi biz alışkınız, hani Cumhurbaşkanımızın böyle dün kötülüğü bugün getirdiği, başa getirdiği. Yarın Ali Babacan da getirse ben şaşırmam. Kimi getirirseniz getirin, bu ülkede eğer siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİM'in verdiği kararları uygulamıyorsanız, siz eğer hukuka olan inancı insanların üzerinde kaybetmişseniz, eğitimi iyi bir şekilde veremiyorsanız, ekonominin temel şeyleri bunlar. Yani iyi bir hukuk sistemin olacak, iyi bir eğitim sistemin olacak, yatırımcıya güven vereceksin. Bunu vermekten sonra istediğin kadar. Benim bildiğim bir tek şey var, problemi yaratanlarla problem çözülmez. Ben bunu biliyorum. Maalesef bizim insanımız problemi yaratanların problemi çözeceğine inanıyor. Halkın iradesine saygı duymak gerekiyor. Ben hiçbir zaman bu şekilde problem yaratan insanların arkasında durmadım. Durmayacağım da. Ama yine de dediğimiz gibi demokrasi var. Herkes gitti oyunu kullandı. İnsanlar bunlardan yana kararını kıldı. Saygı duymak gerekiyor. Ama dediğim gibi kimi getirseniz getirin, o insanın yönetildiği yer tek bir kafaysa istediğiniz kişileri getirin. Yok müthiş Türk kızını getirin. Mehmet Şimşek'leri getirin. Yabancı yatırımcıda karşılığı var. Bunlar boş şeyler. Göreceksiniz. Soruyu sorsam. Erdoğan biliyorsunuz ben ekonomistim dedi ve yıllardır faiz indirimini savunuyor. Mehmet Şimşek ise ortodoks politikaları takip ediyor ve faiz arttırmayı savunuyor. Bu ikilem, bu çelişki sizce Türk ekonomisine ne getirir? Ben Türkiye'nin %52'sinin 55'inin ekonomist olduğuna inanıyorum. Çünkü herkes kendini ekonomist diye tanıtıyor. Bizim insanımızda bu var. Yani Cumhurbaşkanımız da kalkıp ben ekonomistim demesi çok normal. Yani bizim insanımızın bir kültürü var. Bir şey söylediğiniz zaman en iyisini ben bilirim. En iyisini ben yaparım. Bu bizim kültürümüzde var. Şimdi Mehmet Şimşek rasyonel olacağız diyor. Rasyonel işte politika yürüteceğiz diyor. Bu arkadaşlar şeffaflık ilkesini savunuyor ama yani 128 milyar doların nereye gittiğini söyleyecekler mi? Hangi tarihte kime satıldığını söyleyecekler mi? Mehmet Şimşek gelecek, faizleri yükseltecek. Madem faizler doğru olandı, faizlerin yükseltilmesi doğru olandı. Biz 5 senedir bunun neden acısını çekiyoruz? Dün hırsız olanlar bugün neden başa gelip bunların fikirlerini savunuyoruz? Demek ki doğru yönetilmiyoruz arkadaşlar. Yani tek bir kişinin bildiği bir sistemle yürümek gerçekten bu ülkeyi çok zor günlere götürecek. Bu günlerimiz çok iyi günler. Bakın bunları göreceksiniz. Allah yaşatmasın inşallah. Ama bu günlerimiz çok güzel günlerimiz. Çok daha kötü günler göreceğiz. Eğer tarihte yanılıyor olabilirim ama ekonomi yine böyle sallantıda olduğu bir dönemlerde Naci Abal Merkez Bankası Başkanı'ydı veya hazinenin başındaydı. Tam hatırlamıyorum. Naci Abal faiz arttırmayı savunuyordu. Ve 3 kere üst üste faiz arttırdıktan sonra görevden alındı. 2019 yılında. Mehmet Şimşek'te sonu nasıl olur sizce? Faiz arttırdıktan sonra aynı son Mehmet Şimşek'i de bekler mi? Doğruyu gördükten sonra Mehmet Şimşek'e dokunacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Mehmet Şimşek gelirken prensipleri olan bir adam. Yani şimdi iyiye iyi, kötüye kötü demek lazım. Mehmet Şimşek gerçekten başarılı bir insan, güzel bir insan. Merkez Bankası'nın başına atanan hanımefendi de başarılı bir insan. Tabii bunları serbest bırakırsan, şeffaf olursalar, siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygularsanız bunlar gerçekleşebilir. Yani bizim ülkemiz zengin bir ülke, bizim ülkemizin başaramayacağı hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi liyakat olacak. Yani faizi savunuyorsa dünyanın her yerinde faizler yükseliyor. Demek ki doğru olanı bu abi. Yani doğru bildiğinden sen şaşar. Yok doğru burası dersen onun da sonu onun gibi olabilir. Ama ben Mehmet Şimşek'in gelirken bazı şeyleri de öne sürdüğünü düşünüyorum. Yani bazı şartlarının, prensiplerinin olduğunu da mutlaka söylemiştir. Ona göre geldiğini de düşünüyorum. Çünkü Mehmet Şimşek akıllı bir adam. Öyle bildiği yoldan eğer onu yanlış yola saptırırsan o gider. Geçmiş seferde olduğu gibi yine gider. Serbest bırakırsan da ben güzel olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeni Ekonomi Bakanı'nı biliyor musunuz? Evet. Kimdir efendim? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek kimdir diye sorsam.
Erzurumluydu galiba. Eskiden beri böyle hep ekonomiyle ilgili işler yaptığını biliyorum. Sıkıntıları çözebilir mi efendim ekonomilik? Sıkıntıları çözebilir mi? İsterse evet çözer. İsteyen herkes çözer zaten ama mesele istemekte bence. Peki Erdoğan faiz indirimini savunuyor. Mehmet Şimşek faiz arttırmayı savunuyor. Evet. Ne bekliyor Türkiye ekonomisini bu ikilemde? Ne bekliyor bu durumda? Erdoğan Mehmet Şimşek'i kendi politikalarını uygulayabilmesi için özgür bırakır mı sizce? Hayır, bırakmaz. Ne yazık ki. Müdahale eder. Zaten bıraksa daha düzenli olacağına inanıyorum. Bırakmayacağı için sıkıntı yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, iyi çalışmalar. Sağ olun. Yeni Ekonomi Bakanı'nı tanır mısınız? Tanımıyorum. Mehmet Şimşek ismini duymuş muydunuz abi? Duydum. Mehmet Şimşek yeni Ekonomi Bakanı olarak atandı Erdoğan tarafından. Sizce ekonomideki sorunları çözebilir mi? Çözebileceğini sanmıyorum. Neden çözemez abi? Karba yeterli değil. Yeterli olmadı. Yeterli olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Yeni Ekonomi Bakanımızı tanıyor musunuz diye soruyorum. Tanıyorum. Kimdir efendim o? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek. Türkiye'nin ekonomisindeki sıkıntıları düzeltebilir mi? Vallahi bilmiyorum. Düzeltebileceğini zannetmiyorum. Neden yani, güvenmiyorsunuz? Güvenmemekle alakalı değil ki bu durum. Yani ekonomi giderek belli, gördüğünüz gibi Euro 25 oldu şu anda. Ve bu 30 da olabilir yani her an. Giderek yükselecek de. Bu ekonomi bakanın elinde olan bir durum da değil çünkü. Dünyada büyük, daha büyük güçlerin elinde yönetildiğimiz düşündüğümüz için hani buna seçimler de pek karar veremiyor. Hani aynı 20 yıldır aynı cumhurbaşkanı yönetiyor değil mi bizi? Hani sadece ekonomiyi ona bağlıyoruz ya bazı durumlarda. Eleştiriyoruz vesaire. Onun da artık iradesini aşan bir durum olduğunu da düşünüyorum. Ama ekonominin sorumlusu benim ben dediği için ona bağlıyoruz. Ya tabii ki öyle de yani ya, ekonomiyi düzeltebileceğini zannetmiyorum yani. Hiçbir şey başarılı olamaz mı diyorsunuz? Ya bilmiyorum. Erdoğan biliyorsunuz ki. Eğer alanında eğer uzmansa yani eğer çok iyiyse tabii ki bir tık başarılı olabilir. Politikasını şöyle özetleyeyim yani. Siz Erdoğan biliyorsunuz faiz indirimini savunuyor. Evet, evet. Mehmet Şimşek ise yüksek enflasyona mücadeleyi faiz artırımını sağlayarak önleyebiliriz diyor aslında. Bu ikilem görüyoruz burada. Erdoğan ve Mehmet Şimşek farklı düşünüyor aslında faiz indirme konusunda. Sizce ne bekliyor Türkiye ekonomisini bu durumda? Bilmiyorum ama ben çok iyi bir şey düşünemiyorum. Çünkü 20 yıldır giderek kötüleşen bir sistem görüyorum ben. Yani biz 20 yıldır neden her şey bu kadar pahalılıkla gelir gider dengesi komple bozulmuş durumda. Gelirin 10 binse giderin 15-20 bin yani. Hani ev kiraları bu öncelikle bu gayrimenkul sektörüne bir el atılması lazım. İnsanlar kira fiyatları yüzünden, ev alım gücü yüzünden çok kötü zor durumdalar. Bence önce bu ev sahipleriyle ilgili bir çalışma başlatılması lazım. Yer sahipleriyle ilgili. Kiraların artmasını neye bağlarsınız siz? Bazı vatandaşlar artan mülteci sayısına bağlıyorlar. Mülteci sayısına bağlıyorum tabii ki. Çünkü yurt dışından çok büyük bir talep var ve çok büyük mülteci biz ülkemizde yaşıyor maalesef. Misafir olarak kalsınlar ama bir süre sonra da gitsinler diyoruz artık. Misafirin kısası makbuldür. Evet, kısası makbuldür. Çünkü benim kendi vatandaşım çok zor durumda kalacaksa, kalıyor zaten ki kalıyor. O yüzden çok fazla misafirlik iyi değil. Herkes ülkesine dönsün. Vatanını sevdiğini iddia eden insanlar ülkesine dönsün artık. Yani Suriyelidir, başkadır, gerek yok. Diğer yurt dışı vatandaşlarına geçelim. Yani İngiliz, işte Alman bilmem ne. Paraları çok değerli. Ben de olsam gelip Türkiye'de harcarım. Çünkü 25 kat bir parası değer kazanıyor yani. Ona da diyecek bir söz bulamıyorum. Bilmiyorum ya. Gerçekten. Size sağ olun. İyi çalışmalar. Abi yeni ekonomi bakanını tanıyor musunuz diye soruyorum. Tanıyoruz. Kimdir abi? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yani bu ben yani o Recep Tayyip Erdoğan onu getirdi ama yani hiç ülkeyi düzelteceğini sanmıyorum. Ekonomiyi düzeltemez mi? İmkanı yok. Ok yaydan çıkmış. Dolar bugün 24 TL'yi görmek üzere. Euro 26'ya doğru çıkıyor. Nasıl düzeltecek Mehmet Şimşek? Yani. Mehmet Şimşek biliyorsunuz ortodoks politikaları takip eden bir tamam, siyasi. Tamam, iyi bir insan. Aslında bu da Erdoğan'ın faiz ve enflasyon sonuç tezini çürüten bir tezi var kendisi. Enflasyonun mücadeleyi faiz artırımında görüyor. Tamam. Kendisi faiz artırmayı savunan bir isim. Erdoğan ise faiz düşürmeyi savunan tam bir zıt işte. Yani Mehmet Şimşek'i sihirli bir değnek diye getirdi ama imkanı var mı yani bu saatten sonra düzelir mi? Ya Mehmet Şimşek nasıl düzeltirdi? 10 yıl önce gelseydi belki. Ya bu saatten sonra zor. Düzelmez. Düzelmez, imkanı yok. Benim görüşüm bu. Ya şu an bütün piyasalar Mehmet Şimşek'e kilitlenmiş. Yani Mehmet Şimşek ne yapabilir? Peki Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i tercih etmesi ne anlama geliyor? Piyasaları rahatlatmak, kamuoyunu rahatlatmak, başka da hiçbir derdi yok. Başka hiçbir şey yapamaz. Ya benim şahsi fikrim böyle. Yani ben sana ne diyorum? Bak şu an kapalı çarşıda dolar 24 TL. Euro da 26'ya doğru çıkıyor. E bizim memlekette her şey dolar euro üzerine değil mi? İçtiğimiz suya kadar. Ne yapacak Mehmet Şimşek? 24 TL'lik doları şimdi 20 TL'ye mi düşürecek? Yapamaz abi. Düşüremezler bunu. Ve gittikçe de çıkıyor. Olay bu. Çok teşekkür
teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Yeni Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek. Evet. Neden tercih edildi sizce? Mehmet Şimşek. Neden Mehmet Şimşek? Adam bulamıyorlar ondan. Düzeltilmiyor mu? Yani ben çok sanmıyorum ama elbet düzelir. Yani kimi koysanız düzelir her türlü. Ekonomi Bakanı ile alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü sağlam adam hiçbir kadroya almayacağını düşündüğüm için Sayın Cumhurbaşkanımızın. Kim gelirse gelsin aynı şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Kendi kendine düzelecek bir şey olacak. Bunun bakanla alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi şurada aslında şöyle bir önemli bir nokta var. Erdoğan faiz indirimi savunuyor. Mehmet Şimşek faiz artırımını savunuyor. Bu ikilem Türkiye ekonomisine ne getirir? Artırılırsa dolar biraz daha düşer diye düşünüyorum. Döviz de düşer her türlü. Biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Erdoğan tamamen oy vasıtasıyla indirimini düşünüyor. Halkı desteklemek için. Bence mantıklı olan arttırımı faizi. Peki Mehmet Şimşek sizce ekonomi politikalarında kendi bağımsız kararlarını verebilir mi? Kendi politikalarını uygulayabilir mi? Bence ilk bir yıl evet, sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız müdahale edecektir diye düşünüyorum ben ona. İlk bir yıl. Rica ederim. İyi günler size. İyi günler, sağ olun. Yeni Ekonomi Bakanı tanır mısınız diye soruyorum. Yeni Ekonomi Bakanı Şimşek. Mehmet Şimşek. Tanıyorum. Mehmet Şimşek'i nasıl bilirsiniz abi? Vallahi ben nasıl bilirim? Yani daha evvel de bir dönem yaptı. Ekonomi Bakanlığı yaptı. Ben Nebati Bakan'a göre daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yani dün evet %7'ye yakın bir dolarda ve altında artış oldu. Ben bunu şeye bağlıyorum. Doları seçimler sebebiyle hükümet bayağı bir baskıladı. Bakan da geldi baktı olmaz. Yani baskıla nereye kadar? Böyle bir şey oldu yani, mini bir devalüasyon diyelim. Böyle bir şey oldu. Yani ben Nebati'ye göre daha... Nasıl yani, bir etki yaratır abi peki Mehmet Şimşek? Çözebilir mi problemi? Ya şöyle, finans çevrelerinde bayağı itibar gören bir kişi. Yani ha bu tabii yani hemen çözülecek diye bir şey değil. Hani çünkü bayağı bir büyük bir şey var, problem var. Yani sorun çok büyük. Biraz zamana ihtiyacı var. Ama ben çözebileceğine inanıyorum. Sayın Erdoğan biliyorsunuz faiz indirimini savunan bir lider. Evet. Mehmet Şimşek ise yüksek enflasyonla mücadele edebilmek için faiz arttırmanın gerektiğini savunuyor. Ben Mehmet Sizce buradan nasıl bir şey çıkar ortaya? Ben yani Sayın Erdoğan ekonomist değil. Yani her işi... Ekonomistim diyor abi. Ama değil. Yani değil. Kendisi Cumhurbaşkanı. Ekonomist o zaman buyursun, ekonomiyle uğraşsın. Kendisi Cumhurbaşkanı. Bence zaten işine ehline verilmediği için biraz da bu şekilde olduğunu düşünenlerdenim. Biraz da bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Hani daha evvel keşke işini ehline, mesela örnek veriyorum. Daha evvel Berat Albayrak ekonomi bakanıydı değil mi? Ama kendisi daha evvel enerji bakanıydı. Enerji bakanlığı da görevliydi. Çok güzel hizmetleri olduydu. Niye orada devam etmedi mesela? Niye ekonomiye geçti? Yani keşke orada devam etseydi. Hem kendisi yıpranmamış olurdu. Hem bu kadar insana yazık günah olmazdı. Hani ülke daha zor durumlara düşmezdi diye düşünüyorum. Ama yani ben Türk insanına, Türk milletine güveniyorum. Biz en zor zamanlarda bile ne derler, hani küllerinden doğan bir milletiz. Ben inanıyorum inşallah düzelecek. Yani ama tabii herkesin destek olması lazım. Herkes, yani bunun partisi yok. Çünkü ülke, yani hepimiz bir ülkenin havasını, suyunu, ekmeğini şey yapıyoruz. Yani batarsak hep beraber batacağız. Bir seçim oldu, oldu bitti. Yani ama hayırlısı olsun. İnşallah güzel olur. Yani güzel olmaktan başka, temenni etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.